Thank you, Mr. Wardy. Let me introduce our first speaker, Mr. Mehmet Bildirici. He is born in Konya in Turkey, graduated from Istanbul Technical University as a civil engineer, and worked in Konya for 30 years in different areas. I'm not going to give very detailed information about those because, as you have seen in your publications, you have all the detail. And then after retirement, he moved to Istanbul and now he's working as a consultant. The floor is yours, Mr. Bey. Yanlış, az geçiyor.
Telefonlar kuralı artisti tarafından İlhan önce 786 Aras Vadisi'yle sulama testleri yaptırdığı yazıklardan öğrenmekte. Ancak bunlar neler olduğu konusunda bilgi yok. Ah kaynaklarına göre Urartu Kralı Musa I, Ulu kentinde sulama tesisleri yaptırmıştı. Asuk Kralı Sargon, Ulu kentini kuşatarak aldığında burada gördüğü sulama kanallarını hayretle izlemiş ve şöyle demişti. Suyun akışını sağlayan bir yeraltı su yolu inşa edilmiş. Su sanki Fırat Nehri'nde olduğu gibi akmaktadır. Bunlardan su sayısız küçük kanallara veriliyor ve sulama yapılıyor. Bisbas 1970, ondan alınma. Ancak Kral Sargon hayran kaldığı bu kanallar tahmin etmişti. Bugün Ulu kentinin neresi olduğunu bilinmemektedir. Veya ben bilemiyorum. Ayrıca başka yerlerde de var. Tabii bunlar yenilerde ortaya çıkacaktır. Kur'an'a ben tarihte büyük hidrolik uygarlığı kuran Urartu Krallık Hanedanı'ndan burada tek tek şehittir. Fakat hepsini burada okumayacağım. Biraz zaman kazanmak için. Fakat bunu şu en büyük krallık 2800 yıl önce kanal, şabran kanalını açan Kral Menüa'nın kısa hayat hikayesidir. En büyük Urartu Krallı Menüa krallığı içinde sivil ve askeri yapılar yanında çok önemli sulama projeleri gerçekleştirmiştir. Bunlar dünyada yapılmış mühendislik şaheserleridir. Diğerlerine göre bir üstünlüğü de hala kullanılır durumda olmalı. Yani bu testler hala kullanılır. Başka bir bu tarihten gelen dünyada olduğunu sanmıyor. Menüa'nın en önemli eseri Şabra kanalıdır. Ancak buradan başka sulama projeleri de vardır. Erciş, Palazgirt ve Muş kullanıkta sulama testleri yaptırdığı yazıtlardan ortaya çıkmaktadır. Ayrıca karayolu yaptırmış ve bu karayollar içinde basit iki tane karayolu tüneli bulunmaktadır. Kızıl Prenses Tarif veya yine sulama kanalları yapmıştır. Yukarıda bir Van Kalesi'ndeki Asur dilinde bir yazıt görüyoruz. Aşağı haritada bu çok önemli. Van bölgesini bir planı görüyor. Solda Van Gölü, Tuşba, Van Kalesi, Saki, büyük bir gemi oraya oturmuş gibi çok özel bir durum olan bir Van Kalesi. Aşağıda da Urartu Krallığı, Profesör Doktor Garbret'e göre, çünkü Doktor Garbret bu konuda en önemli ciddi araştırmayı yapan kişi. Diğer kralları tek tek çekmeyeceğim. Bunların içinde İkinci Rusa var, o da baraj yaptırmıştır ve bu baraj hala kullanmaktadır. Tabi bazı konarımlarla bu barajda bir de Urartu dilinde yazıt var, onu en sonunda göstereceğim. Şimdi Urartu döneminde sulama kanalı, Şabran kanalı. Şabran kanalı Van'ın Gürpınar ilçesinin Necingir, yukarı kaymaz köyünün 23 kilometre güneyindeki su kaynağından çıkan suyu marketine taşımaktadır. Çevrede Şamran kanalı olarak bilinen ve 28 yüzyıldan bu yana kullanılan kanal Büyük Urartu Kralı Menüa tarafından açıldı.